Anne ya, bu elimdeki suyu içsem mi acaba? Kızım bir dur, daha dans etmeden su içiyorsun. Aa, sonra tuvaletin gelecek balenin ortasında. Ya anne ya, sen bana ne demeye çalışıyorsun? Benim meşanem o kadar dayanıksız mı anne? Kızım tamam, yani bu gereksiz tartışmayı niye burada yapıyoruz Pırdız? İçeceksen iç. İçeceğim tabii ki de, Allah Allah. Sen benim istediğim bir şey yapmadığımı nerede gördün bugüne kadar? Aha geldik kateda. Ah be. Ay çok özlemişim bu yayda ya. Gelmeyeli uşun şaman ölmüştü. Boyuduş gelmiş. Boyuduş merhaba. Merhaba. Merhaba Boyuduş. Merhaba merhaba. Görüşmeyeli uzun zaman oluyor, nasılsınız? İyiyiz Boyuduş, sen nasılsın? Ben de iyiyim. Merhaba çocuklar. Merhaba Milli teyze. Merhaba. Anne tamam, sen hadi o zaman önünü koy. Git biz arkadaşlarımla ders yapalım. Ay tamam, sen de ne meraklısın beni göndermeye anneciğim. Ya sen ana sınıfında da böyleydin. Girdin hemen içeri. Bir baktım. Gitmişsin orada arkadaşlarınla oynuyorsun, beni unutmuşsun. Anneciğim ben tam bir sosyal kelebek olduğum için öyle oluyor ya da. Neyse tamam, bırakıyorum üstünü buraya, kendin değişirsin. Hoşçakal. Yalnız gidişim tam bir zengin gidişi değil miydi çocuklar? He evet evet Mila abla öyle. Evet kışlay. Anlatın bakalım, ben yokken neler oldu burada? Ay sen yokken neler olmadı ki? Vallahi çok şey oldu. Öncelikle yeni bir tane hoca geldi. Ama bizim onu sana anlatmaya hiçbir şeyimiz gücümüz yetmez. Senin gözlerinle görmen lazım. Niye ki? Yani ya şimdi şöyle, aslında güzel öğretiyor ama böyle bir hareketli bir tane tuhaf, tamam mı Pıyırız? Tuhaf hareketli diyorsunuz yani. Ay çıkmıyor buraya, annem nasıl koymuş bunu buraya? Heh çıkardım. Kızlar şimdi ben bir üstümü değişeceğim, sonra şu tuhaf hocadan daha fazla bahsedersiniz. Vay ya, benim tanıdığım Pudens kesin bu hocayla kavga eder. Benim tanıdığım Pudens de. Ama bu iyi bir şey kızlar. Biz sesimizi çıkaramıyoruz. Kadın bize hep bağırıyor ama Pudens'e bağıramaz. Belki bize de bağırmaz. Yani bağırmış bir şey değil ama belki kulüpten atabilir. O zaman ne yapacağız? Pudens'i şıkı şıkıya tembihleyelim ona karşı gelmesin diye. Bence de. Of, yani cennem cidden atlıymış ha. Şu çanta bir ay, içinde bir şey olmasa da ay. Bu nasıl çanta ya? Allah Allah. Heh. Evet kızlar. Kızlar, sizin yüzünüz niye böyle? Bir şey yok Pudens ya, bir şey yok, bir şey yok. Bize öyle bir korkunç bir hikaye anlatmıştık, o yüzden öyle oldu. Hey, tamam. Ders ne zaman başlıyor ya? Başlama saati değişti mi? Ben bir gidip göreyim şu yeni hocayı yani. He Pudens, Pudens dur dur. Daha var ders başlama saatine. Sen şey yap bize. Neler yaptığını anlat. Hani sen ünlüsün ya, biz senin hayatını merak ediyoruz biraz. Kışlar yani hayatımı yani YouTube kanalımda paylaşıyorum zaten, oradan izleyin. Onun dışında eks diye bir şey yok yani. Sadece bir 3 ay sonra tatile gideceğiz. Ay 3 ay sonra diyorum yani. 3 aylık tatile gideceğiz, o var yani. Pudens üzgünüm ama 4 ayda video atmıyorsun. Senden 4 ayda video bekliyoruz. Bilmiyoruz ki bu 4 ayda ne yaptın, ne ettin. Ay doğru, haklısınız kızlar ya. Ama hepsi yönetmenliğin ve yapımcının suçu. Neyse kızlar ya, bence bu kadar da sürmez yani dersin başlaması. Hadi gelin gidelim. Oho kızlar, bu Pudens her zamankinden daha fazla Pudens. Her zamankinden daha fazla Pudens, her zamankinden iki kat daha fazla kavga eder. Hocayla kavga etmeden hadi gidelim. Ay şu yeni hocayı da çok anlattınız ya. Bir bakayım neredeymiş. Merhaba DJ hanım, hocamız nerede bizim? Hocam, yeni hocam. DJ mi? Çocuklar, arkadaşınız beni niye tanımıyor? Kışlay, bu niye ağzına kürekle vurulmuş gibi konuşuyor? Yaşa bak, başa bak. Ağzını ergenler gibi açmış konuşuyor ya. Sen bana ne dedin bakayım? Ay, ne bağırıyorsun be kulağımın dibinde? Gerçekleri söyledim, ne var? Allah Allah, gerçekleri söylemek suç mu oldu? DJ, sen DJ'liğini yapsana, hocam nerede benim ya? Kışlay! Eyvah, kızlar korktuğumuz başımıza geldi. Hep Allah geldi. Bana bak küçük
çocuk. Sen beni nasıl tanımazsın? Ben hocanızım, hocanız. Gelmiş geçmiş en iyi dans hocasıyım ben bu dünyadaki. Anlıyor musun? Anlasın iyi dersin. Ne? Sen hoca mısın? Hay ben sizin yapacağınız işin. Kışlay bu nasıl hoca? Bu nasıl hoca yani? Vallahi bizim suçumuz yok. Prudence biz mi seçtik sanki? Evet Prudence biz seçmedik. Bana bak hoca. Ben de Prudence Night King'im. Anladın mı? Sen asıl nasıl beni tanımıyorsun? Benimle böyle konuşamazsın anladın mı? Ben bu dans kursunun en gözde öğrencilerinden biriyim. Ekibin en iyi dans edeni benim. Anladın mı? Sen de beni tanısan iyi olur yani. Kızlar gelin. Ay Prudence sakin ol sakin ol. Hadi bakalım. Benimle kavga etme de öğretme öğreteceksen. Ben buraya para veriyorum. Sizden eğitim almaya geliyorum. Azarlanmaya gelmiyorum. Ne öyle gelir gelmez sizi bir DJ sandık diye. Ne bu hataylar giderler. Ne bağırmalar. Hayır karşınızda çocuk var sizin. Psikoloğum bozuluyor benim. Aman hiç gelemem var ya böyle senin gibi bilmiş bilmiş çocuklara. Benim seninle çok işim var çocuk. Benim de seninle çok işim var o zaman. Hoca! DJ bozuntusu. Hoca bozuntusu daha doğrusu DJ klikli. Gelin kızlar. Prudence bence hocayla kavga etmemelisin. Niyeymiş kızlar ya? Biz buraya para ödüyoruz bize azarlasın diye mi? Ayrıca siz yine niye pışırıklaştınız? Öbür sefer de ben açmıştım sizin o pışırıklarınızı. Bir daha pışırık olmayın bakın. Hakkınızı ayayın. Bakın ben ne güzel ayıyorum. Neymiş efendim? En güzel dans eden oymuş. Ben şimdi göstereyim sana çok bilmişsin. Evet pozisyon alıyoruz çocuklar. Çocuklar pozisyon alın. Pozisyon alın. Pozisyon alın. Ay anladık be bir kere şöyle. Of aldık ayrıca pozisyon görmüyor musun? Hoca. Hocam sen. Çok bilmiş. Bak bu beni çok sinirlendiriyor. Buradan tamam sus. Bak sana diyorum senin yerin orası değil. Sen şu köşeye geçeceksin. En önde durmayacaksın. Ne demek en önde durmayacağım ya? Sen nasıl dans hocasısın? Bu şarkının koreografisine göre ben en önde durmalıyım. Bilmiyor musun? Tabii canım tabii çok bilmişliğini başka yerlere saklarsın. Ben biliyorum hadi geç arkaya. Prudence canım arkadaşım şimdi olay uzamasın geç arkaya. Sen geçsin. Bu dansı yapamadan dans süreniz dolarsa beni hiç ilgilendirmez ben giderim evime. Çabuk o yüzden başlayın hemen. İzliyorum size. Allah'ım sen şabayı ver ya yapayım. İki saatte kendisi konuşuyor bir de bize diyor dans süresi olacak diye. Prudence bak canım arkadaşım kızma ya. Bak sen kızınca güzel yani güzel dans ediyorsun da stresli oluyorsun yani. O yüzden ya Hatol biz buraya eğlenmeye geliyoruz. O kızının seni üzmesine izin verme. Haklısın aslında ya. Tamam döneyim normale. Tamam. Hadi veyin müziği başlıyoruz. Çocuklar sizi tebrik ediyorum. Mükemmel yaptınız. Fevkalade yaptınız. İnanılmazdı çocuklar. Ya bu yedinç bak şu kötü hoca bile mükemmel dediyse gerçekten mükemmel yapmış işte. Evet evet. Yani ben kendimden eminim zaten. Sen hariç Prudence Night King. Seninki hiç güzel değildi. Bir de gelir gelmez nasıl da güzel dans ettiğin hakkında övünüyorsun. Koreografiyi berbat ettin şekerim. Senin bu gruptan ayrı özel ders alman lazım. Bir kere esnekliğin çok kötü. Figürleri doğru yapamadın. Hatta ben senin yerinde olsam bugün şu an şurada dansı bırakıp giderim valla. Takımı berbat ediyorsun yani. Böyle mi olur? Benim tanıdığım Prudence bu lafların altında kalmış. Prudence. Ne dedin sen? Dansı iğrenç yapıyorsun dedim.
kuşa bakma da tam olarak ne işini yanlış yaptım. Ayrıca sen beni diğer arkadaşlarımın yanında bu kadar ezme cüretini sana kim veriyor? Ben dans hocasıyım. Tabii ki de yapamadığınızda söyleme hakkım var. Yapamadım öyle mi? Tamam hocam. Nasıl doğru yapılıyor siz gösterin madem öyle. Değil mi kızlar? Söylesenize kızlar. Evet hocam. Madem Prudence yapamadı siz gösterin. Bence de hocam nasıl doğru yapılıyor siz gösterin. Hadi hocam gösterin de görelim bakalım nasıl doğru yapılıyormuş. Çekil de sana nasıl yapılacağını göstereyim bücürük. Geçin bakayım kenara. Geçin. Ayak altında dolaşmayın. Bacak kadar boyunuz var zaten. Ben bu kadını öldürüyorum. Şimdi izle bakalım. Prudence Night King. Benim ismim öyle telaffuz edilmiyor bir kere. Neyse ne Prudence Night King. Şimdi izle bakalım kim daha güzel yapıyormuş. Işıklar gelsin lütfen. Görüyor musun nasıl yapıldığını Prudence Night King? Hocam yeşil oldunuz. Ben sizin yerinizde olsam dans hocalarını bırakır hemen burada şu anda defolu giderdim. Bu çocuk beni aşağıladı mı az önce? Olamaz. Prudence, gel kardeşim, gel bacım elini sıkacağım, gel ya sen nasıl bir prensessin. Yes man, yani Queen of Tokalife'ın yeğeni olduğun öyle belli oluyor ki. Yani o kadar büyük bir ikonsun ki, dansçı hocası mı dinledi, onunla kaç aydır baş edemiyorduk, sen baş ettin Prudence ya. Kışlar benim adım Prudence Night King. O hoca kiminle dans ettiğini iki kere düşünecek. Benimle uğraşmak o kadar kolay değildi. Neyse. O gittiğine göre biz kendi kendimize provamızı yapalım ya. Of ya. Teşekkür edeyim Prudence. Sonunda şu kadın olmadan bir prova yapabileceğiz. Teşekkür edeyim Prudence ya. Ya atladık sonunda. Tamam gidin hadi ışıkları açın da. Dansa başlayalım şarkıyı da açın. Tamam Prudence. Uy. Hayır, hayır. Beni nasıl öyle aşağılar? Ben nasıl öyle yere düşerim? Küçücük bacak kadar çocuk. Üstelik nefret ediyorum. Bunun halası da böyleydi. Ama ben biliyorum buna ne yapacağımı. Şimdi görürsün Prudence Night King. Prudence Night King. Ben bunu senin yanına bırakırım. Şöyle elektriği keseyim. Ne oldu? Kim kesti müzikleyi? Sadece müzik gitmedi ki ışıklar da gitti. Neden? Allah Allah. Akşam da olmuş. Ya kızlar sigortada bir sıkıntı falan çıkmıştı. Gelin bir bakalım. Ya dans hocamız da gitti gelmedi. Allah Allah. Yoksa o yapmış olmasın? Ya saçmalama ne yapacak o? Yapamaz öyle bir şey bir kere. Aileliğimiz var bizim. Başı boş muyuz bir? Bu ışık da gitti. Ya ben kadıkta çok uykuyum. Annemi arayın ne olur. Annemi arayın. Dolapta telefonum vardı. Annemi arayın. Ya ben de çok korkayım ya. Prudence. Ay ben de sizin yaşınızdaki bir çocuğum. Bana anne muamelesi yapmayın. Çekilin ya. Ben de korkuyorum burada.
Bu yarışın aramızdaki en çok lider ruha sahip olan insansın. Lütfen, lütfen. Tamam, peşin düşüme gidiyoruz. Anne, şimdi soyunun kaynağı neymiş? Şu hocanın adı neydi ya? Bayan Yotenmayer. Bayan Yotenmayer! Neredesiniz? Allah, bu yerlerde iyice karanlıklaşmış. Belki alt katlardadır, bir bakalım mı? Bakayım, tamam. Kışlar? Ne oldu? Bu asansörü açmak için kayıt falan mı gerekiyor? Yok. Niye açılmıyor? Nasıl açılmıyor ya? Tuşa basınca gelmesi gerekiyordu zaten bu katta. Ne oluyor ya? Niye gelmiyor bu asansör? Kilitlediler mi yoksa bu yayı? Ya dolabımda telefonum var. Ne olur onu bir insanlarım, ben okuma yazma bilmiyorum. Annemi arayın. Ay tamam, gel göster dolabını nerede? Şuraya da bak hemen. Gelin kızlar, peki bu yası mı dolabın? Evet. Tamam. Açılmıyor telefonun. Nasıl açılmıyor? Açılmış olması lazım. Açılmıyor. Olur mu, sabah 5 saat oyun oynadım. Sabah 5 saat oyun oynadığın için şarjı bitmiş olabilir mi acaba? Ya inanmıyorum. Kızlar, sizin telefonlarınız var mı? Hayır, benim telefonum yok. Benim de yok. Ya Allah kahretsin, ben de dersteyken başka bir şeyle uğraşmamak için getirmemiştim ya. Ufaktan ufaktan ben de korkmaya başladım. Ne yapacağız ki şimdi? Ya hepimiz burada ölüp gideceğiz. Ben bile korkuyorum şu anda. Haklısın, öleceğiz. Kızlar saçmalamayın, alt üstü elektrikler gitti. Niye ölelim ya? Niye ölelim? Annelerimiz zaten ders süresi dolunca gelip alacak bizi buradan. Hortlak gelirse ya. Ya evet ya, hortlak gelirse. Sonuçta o psikopat hoca da bıraktı bizi buraya ya. Evet, hep o bıraktı gitti. Pıdış, niye onunla öyle kavga ettin ki? O bıraktı gitti bizi burada. Tabii ya, doğru. O bıraktı gitti. Vay ayak şiş kadın. Nasıl yaparsın bunu bizim yaşımızdaki çocuklara? Ama ben buradan bir sikeyim bunu, sana ödeteyim. Neyse kızlar, neyse, sakin olun. Annelerimizi almaya geliyor bizi buradan. Önce gidiyorum. Gelmez, sakin olun. Sakin olun. Ben Nicholas kardeşimle beraber bir şeyi gizli gizli korku filmleri izledik. Gelirse ne yapacağımı biliyorum. Ne yapacaksın ki? Ya tabi ona gelince bakacağım. Hani biliyordun, izlemiştin filmlerden. Ya izledim de, izlediğim filmlerde de gelince bakıyorduk karakterler çayışına yani. Ya filmin sonunda kurtuluyorlardı yani. Ya buradayız. Bu koku ne ya? Ay bir bu koku... Bu koku ne böyle? Olamaz. Kesin kadın bizi zehirlemek için buraya biz zehir saldı. Olamaz. Aa, niye gitti bu elektrikler ya? Allah Allah. Bir çalışma falan mı var acaba ya? Aa, hiç de kapatmazdı ki yandaki dans salonu bu saatte. Ne oldu acaba? Allah Allah. Ortak jeneratöre bağlıyız sonuçta. Onların kapatmış olması lazım jeneratörü. Kızım neredesin? Anne! Anne! Ne oldu kızım, ne oldu? Anne, öyle bir şey gördüm ki. Kızım ne oldu ya? Buranın da elektrikleri gitti zaten. Ne oluyor? Anne buranın elektriklerinin neden gittiğini biliyorum. Neden kızım? Yandaki dans salonu var ya anne. Evet var. Oradaki hoca var ya, dans hocası. Evet. Onu buradan geçerken gördüm. Bağıra bağıra, güle güle, yüzünde de psikopat bir ifadeyle çıkıyordu dans salonundan. Kapattım o çocukları, o veletleri kapattım oraya. Şimdi görsünler falan diye bir şeyler diyordu anne. Galiba küçücük çocukları dans salonuna kilitleyip çıkmış. Ne? Ah, o kadını gözüm hiç tutmamıştı zaten. Kimleri ne yaptı çocuklara?
Zaten eski hoca gittiğinden beri orayla sorunluyuz biz. Of. Anne ne yapacağız peki şimdi biz? İçeride gerçekten çocuklar varsa onlar orada mı kalacak? Kızım tabii ki de hayır. Polisi ara çabuk. Tamam anne arıyorum. Buyurun Mila Hanım. Teşekkürler. Buyurun. Teşekkür ederim. Başka bir arzunuz var mı efendim? Yok, teşekkürler. Peki efendim. Ay Milicim, seni de burada tutuyorum ama işlerin yok değil mi? Yok yok ya, işim falan yok. Benim kız var ya Prudence. Bu yakınlardaki bir dans kursuna gidiyor. Onu bıraktım, şimdi onun çıkmasını bekliyorum. Beklerken de yapacak bir işim yok yani. Burada seninle oturabilirim. İyi. Ne güzel de karşılaştık alışverişte değil mi? Ay evet ya. Seni de çok uzun zamandır görmüyordum. Ay ben de seni şekerim ya. Aynı. Tesadüf işte, görüyor musun? Aynı anda alışverişe gelmişiz. Tesadüf aynen. Senin her adımını takip ediyorum demiyor da. Saatine bak, yine son model. Benimki de eskidi. Rezil olduk neyse. Siz tatile çıkıyormuşsunuz duyduğuma göre. Ay nereden duydun ayol? Hiçbir sosyal medya hesabımızda paylaşmadık ki. Aa nasıl ya? Ben yoksa fanlarınızın sayfasından mı okumuştum? Yani öyle bir kanıt manıt ipucu müpucu bir şeyler diyorlardı ama. Ay sen oturup bizim fanlarımızın didik didik edip arayıp bulduğu kanıtlara mı bakıyorsun? Ay yok kız. Önüme çıkmıştı. Hani siz şimdi çok ünlüsünüz ya. O yüzden yani çıkıyor karşıma öyle. Ona baktım. Ay ünlüsünüz deyip de şişirdim bunu neyse. Ay onlar fanlarımızın gözünden de hiçbir şey kaçmıyor maşallah. Maşallah fanlarınıza nazar değmesin. Aa! Telefonun çalıyor Minicim. Kızın mı arıyor acaba? Yok ya, onun yanında telefon yoktu. Sonra bakarım ya, önemli bir şey değildir. Biz şimdi içelim bubble tea'lerimizi. Ay bir daha çalıyor kız. Belki önemlidir. Kocan arıyordur. Bir şey olmuştur. Bir bak. Ay içime kurt düşürdün. Tamam bakıyorum. Alo. Evet annesiyim. Ne olmuş? Ne? 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 Kızım iyi mi? Kızım iyi mi şu anda? Ne? Nasıl olur? Ne demek? Tamam hemen geliyorum. Ay ne oldu ayol? Aa! Prudence kızım, Prudence. Mila Hanım. Kızım nerede? Kızım nerede? Mila Hanım sakin olun. Her şey kontrolümüz altında. Çocuklarınız güvende, merak etmeyin. Kızım Prudence. Anne. Kızım, canım kızım. Anne çok korktum. Kızım, bir şeyin var mı, iyi misin? Mila Hanım, merak etmeyin. Sağlık ekibinden arkadaşımızı getirdik. Çocukların hepsine baktı. Prudence'a da baktı. Hiçbir şeysi yokmuş. Evet Mila Hanım, hiçbir şeysi yok Prudence'ın. Merak etmeyin. Sadece birazcık bünyesine zehirli hava girmiş. Bunun için de hastaneye gelip bir serum takmamız yeterli olacaktır. Bu nasıl olmuş? Bu nasıl olabilir? Koskoca binada güvenlik yok mu? Ben bunun için mi para ödüyorum buraya? Kızımın can sağlığı bu kadar mı değersiz? Cevap versin biri bana. Mila Hanım lütfen sakin olun. Çocuklardan aldığımız ifadeye göre ve kamera kayıtlarına göre kadının akıl sağlığı yerinde değilmiş zaten. Kadın çocukları buraya kilitlemiş, ışıkları kapatmış ve içeri zehirli bir gaz salarak çıkmış dışarı. Onu yan işletmenin çalışanları görmüş. Jeneratörü ortak kullanıyormuşlar. Jeneratör kesilince anlamışlar. İyi ki de fark etmişler. Yoksa kızınızın başına daha kötü şeyler gelebilirdi. Bize onlar haber verdi. Ne demek hoca? Ne demek hoca? Ne demek? Hanımefendi merak etmeyin, kimlik tespiti yapıldı. Şu an bütün ekipler her yerde onu arıyor. En kısa sürede buluruz. Ben eski savcıyım. Bunu yanına bırakmayacağım. Sürecin takipçisiyim. Tamam Mila Hanım, siz meraklanmayın. Zaten bizim tüm ekiplerimiz her yerde o kişiyi arıyor. Merak etmeyin siz. Onu bulun bana çabuk. Kızıma bu yaptığını ödeteceğim ona. Anne. Anneciğim. Anne çok korktum hep şu hoca yüzünden. Merak etme anneciğim, o hoca sana yapılanların hesabını verecek. Kızlar siz iyi misiniz? İyiyiz Mila abla, bizim de annemizi ayırdılar, şimdi geliyorlar.
Mila abla, biliyormuşsun hepsi o hoca yüzünden. Onu şikayet edin. O hoca Prudence'e bağıydı. Evet Mila abla, Prudence'e bağıydı hoca. Sonra Prudence de onun haddini bildiğince kızdı, sinirlendi, böyle bir şey yaptı. Of, ben ona bunun hesabını soracağım. Merak etmeyin kızlar.